Şimdi yapalım önce. Bahsedelim hocam, ne kadar saatte pişiriyorsun, nasıl bir su koyuyorsun? Normal üzerini geçecek şekilde suyunu koyuyoruz efendim. Yaklaşık 4 saat pişiyor. Onu, ay, uzakta tut ki tabii şöyle tutayım. Evet. 4 saat kaynadıktan sonra kendisi pişti. Onu alıyoruz efendim. Dağılmaması için bir fırın tepsisi veya normal koydun, fırın bakır da olabilir. Fırına tabii mı gidecek o şey? Tabii, evet, fırına gidecek. Ha, fırına şimdi gidecek. Biz bir tane haşladık. Burada haşlanmışı tabii, evet, var diyeyim. Ersin Bey, bunu şimdi şeye mi götürüyoruz? Fırına. Kendi biraz suyunu vereceğim, domates biberini fırına. Domates biber gel ver. Tamam. Gel koyalım. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben hindi de mesela çok severim. Hindi etinden bunun farkı nedir? Lezzet farkı. Daha önce bir kere şimdi yemiştim ama hiç hatırlamıyorum, evet, inanın tadını. Şimdi Derya Hanım, gerçekten söylüyorum. Kaz eti tarif edilmez bir lezzet ve zengin protein hakimi var. Hindi etini ben de yedim ama hindi eti, yani birçok misafirlerimiz daha çok saman gibi. O hindinin de güzeli güzeldir ama. Evet. Güzeldir ama kazı yiyen. Kazı, şöyle kaz söyleyeyim, daha yağlı değil mi? Daha kaz yağlı. Daha yağlı. Evet. Daha lezzetli. Şöyle ifade edeyim. Birçok gurme hindi mi kaz mı kaz dediler. Gurmeler öyle diyorsa. Öyle dediler. Yani evet, gerçekten kaz eti ciddi bir protein kaynağı ve kırmızı, yani kanatlı hayvanlar şeyinden böyle, evet, böyle bir şey gösterim söyleyeceğim. Hocam bunun üstüne böyle şey koyacak kepçe mısın? Ne bunun derler? Üstüne normal suyundan falan suyunu koyacağım, sonra kaz yağını biraz sürdükten sonra fırına hazırlayacağım. Hadi hadi devam kaz edelim. Kaz yağını böyle ustam sevgisini veriyor. Şunu açayım ben. Açılmıyordu. Bir dakika. Evet. Açtım. Evet. Ersin Bey. Suyundan şöyle koyuyorsun. Evet. Tabii o su çok güzel. Evet. Of 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 of. Kazı yaparken hiçbir yağ, katkı maddesi, hiçbir şey koymuyoruz. Tuz falan da koymuyoruz. Hiçbir şey. Yok, kendi doğalıyla. Karabiber falan koymuyoruz. Hayır, hiçbir şey. Bütün bunun şu özelliği, kendi bütün baharatı, vitamini, otu, nanesi hepsini işlemiş. Kaz tamam, bunu otlarken bütün o besini dağlarda yemiş, oksijeni almış. Gezi, oksijeni almış. Almış. Hiçbir şey katmamış. Kekiğini yemiş, şeyi her yemiş. Şeyini, aynen, evet, öyle. Doğal çok beslenmiş. Zeki bir hayvandır. Çok sadakatli, çok evet, öğrenme kapasitesi yüksek bir hayvandır. O anlamda biliyorum, evet, kazları. Evet. Gerçekten çok her özel, şey bereketli özel yani hayvanlar. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de özellikle yurt dışında çok yaygın, burada da çok evet, Kars'ta yapılıyor mu bilmiyorum. Kaz ciğeri ezmesi ya evet, da kaz ciğerini şöyle alayım sizi. Kaz ciğerini siz nasıl yapıyorsunuz? Biz tavuk ciğeri oluyor, hindi ciğeri, onlar da ayrı ayrı yapılıyor. Biz daha çok yurt dışındaki kazlardan kaz ciğerini karşıt olarak ne yapıyoruz? Kaz ciğerini soğan ve patatesle kavurup yapıyoruz. Aa, bu da güzelmiş. Bu soğan da güzelmiş ve patates çok tercih ediliyor misafirlerimiz, yani ben yiyenler de. Bizim yöreyi hasta öyle söyleyeyim. O şekilde patates, soğan bu, ve bu çok ciğer daha güzel. Daha güzel. Yabancılar da buna foie gras diyorlar. Foie gras, foie gras şey böyle kızarmış ekmek üstüne, evet, o sürülüyor böyle restoranlarda ön bir şey olarak. Özellikle Fransa, Belçika falan oralarda çok 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 kullanılıyor. Kullanılıyor. Önden getiriyorlar böyle bir şey. Evet, evet, evet. Meze tarzı getiriyorlar. Biz de onu patatesi ve soğanlı olarak sunuyoruz. Bizimki çok daha güzelmiş. Daha güzel. Çok evet, daha güzelmiş. Patates de yakışıyor. Hazır efendim. Evet. Hazır. Fırın atalım fırına. Fırında. Kaç derecede pişireceksiniz? 180. Önceden ısıtılmış. Bu kaz yağı yalnız muhteşem bir şey. Onu sürdü tabii, şimdi nasıl kızaracak, nasıl evet, güzel lezzet. Şimdi böyle hiçbir kızar şey koymadılar. Dikkat edin, yok, baharat maharat üstüne evet, de koymadılar. Kazımız da. Ha, kazımız oldu mu? Evet, evet efendim. Arttı. Ha, bu neydi? Bu yarı pişmiş kazdı. Ya, yarı pişmiş. Onu göstermelik olarak. Göstermelik olarak koyduk. Evet, ay kaz gibi bir oldu, bir oldu, bir kızardı. Süper. Şunu arkaya Ersin alayım mı? Tabii efendim. Ha, alalım. Gördüğünüz gibi şaheser. Ay ay ay. Yani. Bir dakika. Eskiden annelerimiz kaz mevsimi geldiği zaman, oradaki teyzelerimiz falan bize yolladığı zaman, orada da aynı şekilde bir kazdan 3-4 ay götürülürmüş ev. Hı. Ucundan, yağından, pilavı, patatesli yemeği falan. Bunun üstüne falan azıcık yağ koyuyor musunuz? Yok. Bir şey söyleyeceğim. Buna elle girişsek daha iyi olur. Daha mı iyi olur? Daha iyi olur. Ya gerçekten yani böyle elle. Elle yenir. Zaten elinize aldığınız zaman
Böyle lime lime düşüyor, yumuşacık. Hakikaten şimdi elimle şöyle çeksem bu hakikaten ayrılacak etle kemik. Güzel pişirdin ustam gerçekten. Ha, oraları şey yapacaksın. Tabii. Yani tutarken elimiz yağlanmasın. Kıpkırmızı eti gördüğünüz gibi kokusu, nar gibi böyle. Ya o kadar şekersiniz ki harika, bayıldım.